Bu salyangoz fanlarda kullanılan proses tatlar. Salyangoz fanları daha çok bizler de görüyoruz. Evimizdeki kombilerin baca fanları bunlar aslında. Proses tat ne? Nasıl çalışır? Ondan bahsedeyim. İçerisinde bir tane bunun ortasında esneyebilen yumuşak bir tane diyafram var. Bu fan çalıştığında tabii buradan basınçla hava atıyor. Aynı şekilde şurada da deliği var bunun. Bu hortumun içerisine hava basıyor. Çok yüksek basınçlar değil, düşük basınçlar bu. Tabii bu koduna bakarak bu basınç değerlerinin ne olduğunu bunun kataloğundan bulabiliriz. Ama yüksek basınçlar değil, düşük basınçlar. Bu hortumun içerisine havayı bastığında, havayı üflediğinde burada bir basınç oluşturuyor. İçerideki diyafram, esnek diyafram bu tarafa doğru genleşiyor. Genleşince diyaframın üzerinde muhtemelen sabit kontaklar vardır. Karşılığında da hareketli kontaklar vardır. Kontakları kapatıyor ya da kontakları açıyor. Çalışma mantığı bu şekilde. Ne işe yarıyor? Eğer fan duracak olursa prosestat bana fanın durduğunu söylüyor. Fan herhangi bir nedenden dolayı durmuş olabilir, kabloları kopabilir, tıkanmış olabilir, baca tıkanmış olabilir, yanmış olabilir. Herhangi bir nedenden dolayı eğer bu durursa bu fan içeride yanmadan dolayı oluşan karbondioksit miktarı artar. Bu da kombinin dışına sızar. Bu karbondioksit miktarını arttırmamak için ki işte orada şöyle bir şey de olabilir. Bacanın yanma odasında aşırı bir gaz birikmesi de olabilir. Örneğin ateşlemiyor olabilir, başka bir sıkıntı olabilir. O gazı da ne yapar? Doğal gazı da dışarıya atar. Ve bu prosestat sayesinde fanın dönmediğini ya da üfleme yapmadığını bana söyler. Şimdi bakın. Ha, karşı tarafında şurada bir delik daha var. Burası hava üfleme deliği. Burası ne? Genleştiği zaman içerisindeki havayı dışarı atması lazım bir şekilde. Bu delikten de dışarı atar. Şimdi mesela ölçü aletinin buzzer kademesine alalım. Açtım. Şu anda bakın herhangi bir ses falan yok. Çalıştırıyorum. Bakın prosestatın kontakları kapandı. Ötmesi bunun çalıştığı anlamına gelir. Eğer tıkanacak olursa bakın durdu. Prosestat kontaklarını açtı. Kapadı. Ya da herhangi bir nedenden dolayı fan durabilir. Yanabilir, kablosu çıkabilir. Eğer prosestat çıkış vermezse bu şöyle bir tabii kombilerin içerisinde kendi kontrol kartları oluyor. Kontrol kartlarında fan motoru muhtemelen bir tiryak ya da röle üzerinden sürülüyordur. Eğer fan motoru çalışıyorsa prosestattan sinyal gelmediyse ona göre bir arıza kodu çıkarır. Gazı keser ya da başka bir işte içerideki ne olarak senaryo yazıldıysa kontrol kartına o senaryoyu gerçekleştirir. Prosestatın dediğim gibi çalışma mantığı bu. Fan döndüğü sürece prosestatımız çıkış verir. Herhangi bir nedenden dolayı fan devri düştüğünde ya da fan çalışmadığında prosestatımız kontaklarını açar.